İstanbul Büyükçekmece'de 1959 yılından bu yana babadan oğula, dededen toruna kasap sektöründe hizmet veren bir işletmeyi ziyaret ediyor ve işletme sahibi Recep Özgen'i tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Biz İstanbul'da doğup büyüdük. Baba mesleğimiz olan kasaplığı devam ettiriyoruz. Yani nesilden nesile. Nesilden nesile, dede mesleği hatta ve hatta. Kuruluş hikayesi nedir? Kısaca alabilir miyiz? Kaç yılından bu yana hizmet veriyoruz? Kuruluş hikayesi 1959 yılından beri İstanbul'da bu meslekte devam etmekteyiz. Çok uzun yıllardır. Tabii ki babamızın mesleği. Babamızdan bize kaldı, bizi devam ettiriyoruz. Yani biz aşağı yukarı üçüncü kuşak oluyoruz mesleğimizde. Kendi üretimini kendi yapan, hem satış hem de et restoranı olarak lezzetlerini sunan işletmenin hizmetlerini Recep Özgen'den öğreniyoruz. Burada etle alakalı ne gerekiyorsa, yani köftesinden, sucuğundan, tibonundan, dallasından, pirzolasından, kuzu ve dana etlerin tüm çeşitlerine beraber burada kıymetli müşterimize hizmet vermekteyiz. Zannediyorum ki biz bu işi yapıyoruz ve müşterimiz beğeniyor diye düşünüyoruz. Ve 1959 yılından beri kasaplık yaptığımız için mesleki tecrübemizin iyi olduğuna inanıyoruz. Biz hayvanları da tamamen sizler zaten burada yetiştiriyorsunuz. Evet, kendi bir çiftliğimizi yetiştiriyoruz. Hayvanlarımızın yemlerini dediğim gibi kendimiz üretiyoruz. Dolayısıyla Trakya'da mevcut belediye et kombine mezbahalarında kestirilip getirilip gayet hijyen soğuk havalı araçlarla dükkanımıza işlenip kıymetli müşterimize sunuyoruz. Köftemiz rahmetli babamızın formülü. Yani işte mesleğe başladığından bu tarafa babamızdan bize geçti. Böyle devam ediyoruz. Köftenin formülü bir sırdır. Biliyorsunuz ki iyi etten iyi köfte olur. İyi kumaştan iyi takım elbise dikilir misali. Evet. Dolayısıyla biz köftemizi kendimiz de beğeniyoruz, müşterimiz de beğeniyor. Evet, çok fazla seçeneğimiz var. Yani et konusunda, ürün konusunda çok fazla seçenek sunuyorsunuz. Evet. Göze fazlasıyla hitap ediyorsunuz. Evet, doğru. Buraya geldiğinde müşteri yani işte bir steak havuzda olmayacak şeyler. Yani mesela bir ayak paça çorbası. Evet. Bir kelle paça, işte anında kokoreç, anında kavurma. İşte kuzu kelle tandır. Yani işte piliç çevirmesi, hepsinin bir araya geldiği bir dükkan. Yani bunların hepsini nasıl aynı anda görebiliyorsunuz derseniz, hepsinin ayrı ayrı ekibi kurulmuş, ayrı ayrı düzeni kurulmuş. Eski bir dükkan burası zaten. Evet. Bu hizmeti veriyoruz. Burada tabii işte müşterimiz genelde bizim bu bölgeye hitap ediyor. Ama dışarıdan da gelen çok müşterimiz var, lezzetlerimiz. Özellikle hamburgerimiz çok efsanedir. Yani köftemiz ona keza. Sucuk da zaten bir markayız yani. Bir sucuğumuzun şeyi muadilinin olduğunu düşünmüyoruz ve sucuğumuzu çok hesaplı satıyoruz. Yan tarafta kasabımızda şu anda sucuğumuzun kilogramı 100 TL. Yani muadili olabilecek kalitedeki ürünler 150, 160, 170 TL'lere de satılıyor. Biz sucukta da çok başarılıyız. Aynı zamanda sosis, salam, pastırma, kavurma imalatımız da var bizim. Kendimizin şu anda Saray Vize bölgesinde butik bir imalatımız var. Orada bütün salamımızı, sosimizi, jambonumuzu, bütün her şeyi biz yapıyoruz. Dükkanımızda biz de gelip de işte başka bir marka salam, sucuk, pastırma isteyen de olmaz. Biz de üret almaya dışarıdan. Kendi, her şey sizin. Her şey bizim. Kendi dağlarımızı kesip
şey olarak satıyoruz, üretim yaparak satıyoruz, bitmiş olarak satıyoruz. Yani bir şekilde bu işi böyle işte çiftçiliğinden, besiliğinden, kesiminden, mutfağından halka sunuyoruz. Yetiştirerek devam ediyoruz. Evet, biz 3 şubeyiz. Yan tarafta bir kasabımız, şarkıterimiz, burası ızgara salonu. Bir de E5'te bir dükkanımız var. Izgara, rüzgara yine. Orası da restoran olarak, steakhouse olarak hizmet vermekte. Orayla beraber aşağı yukarı 60 personeliz. İstanbul'daki personeliz. Evet, çok güzel. Bunun çiftliğine gidersen, çiftçiliğine gidersen bu 100 kişilik bir kadroya dayanıyor. İşletmenin hedeflerini ve et alırken dikkat edilecek hususları dinliyoruz şimdi de. Et seçiminde ilk önce et kasaptan alınır. Tabii. Yani benim tavsiyem kasapları tercih etmeyi rica ediyorum. Et seçiminde etin rengi parlak olacak, pembe olacak, koyu kırmızı olmayacak, pes pembe olacak. Kuzuda da öyle. Genelde Trakya kuzu satan kasapları tercih etmelerini rica ediyorum. Etin renginden zaten etin kalitesi belli olur. Kasaba girdiğin zaman etin rengi insanın yüzüne böyle gülecek. Evet. Pırıl pırıl parlayacak. Kararmış, mararmış falan. O dinlenmiş, dinlenmiş hikayelerine kimse aldanmasın. Evet. Et taze olacak, güzel olacak. Nesilden nesile devam etmesini tabii temennimiz. Biz çocuklarımıza bu mesleği öğretmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki okuyan okuyor. Bu mesleğe devam etmek isteyen ediyor. Benim yeğenlerim var mesela. Birçoğu hem üniversite okudular hem de bu mesleğe devam ediyor kendi işlerinde. Sırf burada değil, benim abilerim çocukları da değişik semtlerde, değişik isimlerle kasap dükkanları çalışıyoruz. Evet. Yani İstanbul'da aşağı yukarı 15 tane de dükkanımız var gibi düşünelim. Yani bu kadar hakimiz aslında. Tabii işletme ortağı olmasak da aile içinde onların da etlerini zaman zaman dönemsel olarak biz temin ediyoruz. Yani velhasıl kelam güçlü bir ekibiz. Kökten kasap olduğumuz için bu işleri devam ettiriyoruz.